Şimdi İran'a gidelim. Dün 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Golan Tepelerinde İsrail Hizbullah saldırma planı yapıyor dedik. İran'dan uyarı var. İran tabii ne söylüyor? İran kanadında neler konuşuluyor? Bu önemli. Ekber Karabağ bekliyor bizi. Tahran'dan son gelişmeleri anlatacak. Evet Merve, sizin de dediğiniz üzere İsrail, Hizbullah arasında dünden başlayan bu gerginlikle İran açık bir şekilde İsrail'i uyardı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Ve o açıklamada özellikle Hizbullah'ın bu saldırıyı kesin bir dille reddedilmesine ve burada herhangi bir durumun olmadığına ilişkin açıklamasına yer vererek İsrail'in sahte senaryolar üreterek yaklaşık 10 aydır Filistin'de ve Gazze'de işlediği cinayetleri örtbas etmek için dünya kamuoyunu işte dikkatini Gazze'den başka yönlere çevirmek için böyle bir sahte senaryonun ürettiğine ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. O açıklamada İsrail'den herhangi bir tırnak içinde cahilce eylemin yapılması konusunda uyarı yapılarak aksi halde bunun bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesine ve istikrarsızlığın daha da artacağına ilişkin açıklama yapıldı. Bu açıklamayı İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapıldı. Sözcü o açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne de seslendi. İsrail'in başbakanını ülkesinde ağırlamak ve onu alkışlamak yerine ahlaki bir sorumluluk üstlenerek İsrail'in muhtemel bu girişimlerini ve bu saldırısını önlemesi çağrısında bulundu. Diğer taraftan İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli bir şekilde İsrail'i silahla donatmasını da eleştirerek bunun bölgedeki yangının daha da yayılmasına neden olduğunu bildirdi. Ve şunu belirteyim, bu açıklama İran Dışişleri Bakanlığı'na aitti. Sözcüsü bu açıklamayı yaptı. Bugün İran lideri de bölgedeki vaziyeti değerlendiren bir açıklaması oldu. Yine İran lideri Ayetullah Ali Hamenei de Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde alkışlamasını, orada ağırlanmasını eleştirdi. Bunun utanç verici olduğunu bildirdi ve İsrail için aslında bir devlet değil, suçluların oluşturduğu bir çete olduğunu ifade etti. Malum biliyorsunuz Hizbullah İran'ın bölgede desteklediği en önemli grupların başında gelmektedir. Ve şimdi İsrail'in bu gruba yönelik bir saldırı başlatması durumunda İran'ın esasında sahada bu az önce belirttiğim tepkilerin dışında nasıl bir tepki vereceği merak ediliyoruz.